İslami hükümleri ve hudutları aynen tatbik etmek mükellefiyeti var. Gücümüzün yettiği, imkanımızın kafi geldiği ölçüde. Aynı şekilde nerede Allah'a isyan ediliyorsa, bunun misalleri çok çoğaltırsınız siz. Düşünün ki kadınlarla erkekler çıplak bir vaziyette, müşterek bir hal içinde yıkandıkları bir denize ister hoca girsin, ister hacı... Kesmeyin vaazı. Vaaz mı edeyim, kağıt toplayayım. İster hoca girsin, ister hacı girsin. Çıplak kadınların, yabancı kadınların, umumun, avamın, hayvan sürüleri gibi dolup dolup yıkandıkları bir denizde Allah'a inanıyorum diyen bir Müslüman vallahi ayak basamaz. فَلَا تَكْعُدُوا مَاهُمْ Onların isyan ettiği yerde bulunmayın. Hükmü ilahidir bu. Nefsinizi koruyamazsınız çünkü başka türlü. Mutlaka alışırsınız, aşılanırsınız, kötülenirsiniz, aşağılık olursunuz, tahassür duyarsınız, o günahları beğenmeye başlarsınız. Oo ne güzelmiş, hani çıplakların yıkandığı bir denize girip de oh dünya varmış, ne güzelmiş dese bunu söyleyen Müslümansa kafir olur derhal. Haram işlenilen yerde ne güzel olmaz, ne hoş olmaz. Günahları küçümsemeyiniz. Günahlara karşı titiz olunuz. Günahları neyi ifade ettiğine varıncaya kadar dikkat edeceğiz. Sadece Allah'a isyanı değil, peygambere karşı hayasızlığı bile alimlerimiz dehşetle görmüşlerdir. Mesela sakal bırakmak sünnet mi kardeşim? Âmennâ ve saddakna. Sünnet. Bu sünnetin başında kim var? Hazreti Muhammed Mustafa var. Aleyhisselatü vesselam. Peygamber var. O sakal, sakalın gerisinde Hazreti Habibullah var. Bitti. Dikkat edeceksin. Alay etmeyeceksin, hakaret etmeyeceksin, hafife almayacaksın. Çirkin hallere girmeyeceksin. Ve kitaplarda var görürsünüz okuduğunuz zaman. Sırf Müslümanın sakalıyla, sünnet-i Muhammediye olan sakalıyla alay etmek için, onu küçük görmek için, hafife almak için, konuşmaları veya çağırmaları esnasında hey sakallı sana söylüyorum gel buraya bakayım sakallı gel buraya sakallı diye bu kelimelerle hitap etse bunu söyleyen Müslümansa o dakikada kafir olur demişlerdir. Alay edemezsin. Sakalla çarşafla alay edilmez. Çünkü sakal bırakan Hazreti Muhammed'e göre bırakmış oluyor. Alay edemezsin. Benim sakalımla Müslümanın sakalıyla alay eden kim olursa olsun kafirdir ve müşriktir o adam. Kim olursa olsun. Muhammed'e sataşır çünkü. Onun ona gider dayanır bu işin ucu. Müslüman bir hanımefendinin giydiği çarşafla alay eden Hazreti Allah'la alay etmiştir. Çünkü o Allah'ın emri olduğu için örtünüyor. Başkasının arzusuna göre olsaydı o çıplak gezerdi. Neden çıplak gezmiyor da çarşaf giyiyor? Çünkü Allah'a itaat ediyor. Ona hakaret eden, ona sataşan Allah'a sataşmış gibidir.